Saçmalama Nazan. Bulaşık mı yıkayacaksın? Ama çocuklarım için mecburum buna. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Buyurun, cam kenarı en güzel masamızdır. Oğlum, masaya hemen bir servis açın. Buyurun hanımefendi. Ben arkadaşlara bakmıştım. Daha gelmemişler demek ki. Biraz dolanayım, gelirim. Hay hay, nasıl isterseniz efendim. Çocuklarını düşün, çocuklarını düşün. Mecbursun. Pardon. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Ben müşteri değilim. Bulaşıkçılık yapmak için geldim. Geçen hafta cuma günü neredeydiniz? Okuldaydık abi. Yani biz öğrenciyiz. Saat kaçta gittiniz? Ders 9'da başlıyor. Ya 3'te çıktık. Ya biz böyle okuldan sonra bir şeyler yapamıyoruz. Biz yetimiz ya abi, paramız yok. Ya Meral, acındırmasana kendini. Ne, yalan mı? Sorgudayız şurada herhalde. Hepiniz birlikte miydiniz peki? Evet evet, biz hiç ayrılmayız zaten. Peki öğretmenlerinize sorsak okulda olduğunuzu teyit ederler mi? Evet, yoklama alıyorlar. Oradan bakabilirsiniz. Tamam. Serbestsiniz. Nasıl yani? Telefonlar Tekirdağ'da bir dükkandan sabah saatlerinde çalınmış. Siz o saatte okuldaymışsınız. Hem telefonların üzerinde parmak iziniz de yok. Evet, elimizi bile sürmedik dedik ya size. Ay Meral, bir sus ya. Abi bu hep böyle ya, çok konuşuyor. Ay yani gidebiliyoruz biz. Evet. Ay kızlar. Kurtulduk kızlar. Ya yürü yürü, dışarıda sevinelim. Hadi hemen çıkarın bizi abi. Durun, çıkaracağız. Ama önce çıkış işlemlerinizi yapmamız lazım. Sonra gidersiniz. Ya duramam. Daha fazla burada duramam abi. Hemen gitmem lazım. Yani siz çok iyi birisiniz ama lütfen bir daha görüşmeyelim. Hadi. Tamam o zaman, hadi gelin. Çıkış işlemlerinizi yapalım. Hadi. Nam 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 nam. Metin'e bak, sana rüşvet olarak muz aldım. Aman diyeyim, sakın gürültü çıkartma. Biliyorsun. Ortalığı birbirine katar. İtfaiye sireni gibi inletir. Hı. Hopa! Nereye? Buraya gel, buraya. Git çocuğunla ilgilen. Susturana kadar neler çektim, haberin var mı senin? Siz de iyice hizmetçi bellediniz canım bu adama. Ay sessiz sessiz duruyor işte. Sanki sırtında taşıyorsun Kemal. Bak bak, teşekkür edeceğine bir de laf söylüyor. Ya uyutana kadar akla karayı seçtim diyorum sana. İyi tamam, hadi git. İşin gücün de yok ya artık. Ne yapacaksan. Yahu sana ne be kardeşim, sana ne? Hem bana laf söyleyene bak. Bana bak kız Banu. Mensur da nerede? Gene pazara gönderdin değil mi? Nerede benim emek çıkaracağım he? İyi, tamam, tamam dur, arıyorum. Mesut da beni aramış zaten. Alo, Banu arıyorum, niye açmıyorsun? Bizim kızları hırsızlıktan nezarete almış polisler. Karakoldayım ben. Aa, ne diyorsun? Nezarete mi atmışlar? Ne olmuş? Yok canım, bir karışıklık vardır. Ay kader ölse hırsızlık yapmaz. Yapamaz yani. Peki ne çalmakta suçluyorlar? Vah yazık. Nezarete mi almışlar kızları? Sus diyorum Kemal. Heh. Tamam. Tamam, ben seni dinliyorum Mesude. Sorgudalar işte şimdi.
Bir gelsinler de. Feride Hanım, Özgür Öz. Kurtulduk. Suçsuz olduğumuz anlaşıldı. Oh canlarım benim. Tabii ki suçsuzsunuz, tabii ki. Kızım. Banu, çıkardılar kızları. Kapat, arayacağım ben seni sonra. Ay oh. Tamam, tamam, kapatıyorum. Şükürler olsun, serbest bırakmışlar. Deme be. Gel buraya, gel. Gel güzelim benim. Baba. İyi misin kızım? İyiyiz baba. Alıştık biz ya. Her Allah'ın günü gelip bir bela buluyor bize. Değil mi kader? Bunun ne işi var burada? Eylülcüğüm, annen suç üstlenmeye çalıştı. Annem öyledir hocam. Dünya bir yana, ben bir yana. Ama en başı kocası. Bir ona gelince anneliği bitiyor çünkü. Eylül tamam ya, sırası mı şimdi? Tamam kızım. Tamam, kavga etmeyelim şimdi. Seni yolda, beni düşman bil yine. Yeter ki iyi ol sen. Ya asma suratını. Kurtulduk kızım, özgürüz, mutlu olsana. Evet ya, artık biraz gül bakalım, hadi. Gıdıklarız bak. Ya hayır yapmayın kızlar, yapmayın.